Şimdi gelelim düğün meselesine. Merak eden çoktu. Hatta İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri çok yakından takip ediyordu. Evlilik hayali kuranlar tarafından. Çünkü düğün yapmak isteyen çok. Nikahı bir kenara bırakıyorum. Düğünler için de dün genelge yayınlandı. Neler vardı? Olabildiğince kısa olsun. Açık alan tercih edilsin. 1,5 metre masalar arası, 60 santim sandalyeler arası. Halay yok, dans yok. Damatla geline hani burada bir istisna durumu var. Ne kadar uygulanabilir bunlar? Takı toplama kutuları. Bunların hepsini şöyle bir gelin konuşalım. Hangisi nasıl olacak, nasıl olmayacak? Ama biliyorum ki şunu düşünüyorsunuz evlenecekler bizi izleyen izleyicilerimiz. Tüm bu genelgede yazanlar bütçeyi nasıl etkileyecek acaba? Düğün.com'un pazarlama direktörü Kaan Saraç bizimle birlikte. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kaan Bey önce şöyle başlayalım mı? Şimdi dün genelgede mümkünse açık hava tercih edilmeli deniliyor. Evet, herkes bu süreçte açık havayı tercih eder. Ama açık havada yapılan düğün mekanlarıyla kapalı yerde yapılan düğün mekanları arasında fiyat olarak önce rakamdan bahsedelim çünkü evlilik sürecinde malum bütçe çok önemli. Fiyat olarak ciddi farklılıklar daha önce de var mıydı? Şu an eğer varsa o farklılıklar uçurum biraz daha açıldı diyebilir miyiz? Nedir bütçe? Açıkçası şeyle başlayalım ilk başta. Açık alanlara ve kısa süreli olmasıyla alakalı bir tavsiye var. Ancak genelgede de belirtildiği gibi kapalı alanlara düğün yapılmasıyla ilgili herhangi bir yasak, kısıtlama vesaire yok. Bu durumda da bizim çiftlerimize ve aslında düğünle alakalı olarak bu genelgenin ne getirdiğini merak eden işletmelere söylememiz gereken şu. Kapalı alanlarda havalandırma koşulları belirlenen şartlara uygun olduktan sonra devletimizin yayınladığı genelge katılımcılar ve çiftler açısından risk teşkil etmeyecek şekilde düğünlerin yapılabilmesine olanak sağlıyor. Tabii ki de açık hava olması, işte kır düğünü vesaire gibi, tekne düğünü gibi yerlerde daha çok havadar bir şekilde konukların sosyal mesafeye dikkat edebilmesi koronadan sonra biraz daha hareketlenen bir tercih durumuna döndü. Ancak belirttiğiniz gibi fiyatlarda kır düğünlerinin fiyatının fahiş olarak artması, korona öncesindeki süreçle alakalı verilen fiyatların çok üzerine çıkılması gibi bir durum biz düğün.com olarak fark etmedik açıkçası. Normal sistemimizdeki işletmelerden böyle bir durum ölçümleyemedik. Ancak orada belirtmek gerekiyor ki tabii açık havada düğün yapmak istiyorsunuz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında düğünler yasak olduğu için ertelemeler söz konusu. Ertelenen düğünlerin de çoğu Ağustos, Eylül ayları içerisinde havalar daha sıcakken yapılmak isteniyor. Bu yüzden bazı mekanlarda tarihle alakalı yer bulma sıkıntıları var. Bunları da işletmeler günde iki düğün, işte günde üç düğün gibi belli aralıklara bölerek çiftlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak şekilde zaten kendi planlarını uygulamış durumdalar. Peki şimdi bir de halayla dans meselesi var. Ya düğün deyince akla halay gelir, düğün deyince akla dans gelir. Ama şimdi halayla dans yasak. Damatla gelin ancak hani halayı nasıl çekecekler onu bir kenara bırakıyorum da dans edebilirler. Peki bu nasıl etkileyecek? Bu nasıl olacak? Yani burada gelen davetli mi uyarılacak? Ya dans etme, halay çekme mi denilecek? Burada nasıl bir uygulama olabilir? Açıkçası bu biraz da şey olduğu için, insanlar için ilgi çekici olduğu için sürekli düğünlerle ilgili olunca halay nasıl çekeceğiz'e döndüm durum. Ama yani düğün diye baktığınız zaman sadece halayı dansı yok. Orada belli kişilerin belli durumlar altında bir araya gelmesi, hasret gidermesi, insanların belli koşullar altında eğlenmesi söz konusu. Korona illaki bütün herkesin hayatını değiştirdi. Örnek olarak alınan önlemlerden bazıları işte herkesin maske takması. Şu an bakıyorsunuz zaten 50 tane şehirde nüfusun %70'inin sokağa veya işte kamusal alana çıkarken maskesiz çıkması yasak. Bu şekilde bir durum içinde olunca halayın yasak olması aslında çok beklenmedik bir durum değil. Sonuçta sosyal mesafe, kişisel hijyen ve arka tarafına alınacak önlemler üstüne aslında bütün düğünle alakalı yapılmış olan kural silsilesi. Burada bizim düşüncemiz açıkçası o maddenin gelin damadın oynaması dışında kişisel mesafenin korunmasıyla alakalı olduğu. Biraz da yavaş yavaş düğünler 1 Temmuz'dan sonra yapılırken aslında uygulama üzerinde daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Ancak kişisel olarak düşüncemiz zaten mesafeye bağlı kalınarak o hijyen kurallarına aykırı olarak oynamanın çok bir risk teşkil etmeyeceği açıkçası bizim de kafamızda soru işareti. Ancak yapılan genelgede
bazı kesimlerce ya düğünde dansların tamamen yasak oldu. Bazı kesimlerce de sosyal mesafeyi bozan dansların yasak olduğu ile alakalı çelişkili yorumlar var. Bunların da daha netleşmesi için herhalde önümüzdeki günlerdeki açıklamaları ve uygulanan prensipleri gözlemlemek daha doğru olacaktır. Peki bu noktada şimdi görevlilerin de herhalde kim olacağı belli değil, değil mi? Yani bir müdahale durumu bilmiyorum olur mu? Yoksa vatandaşın gelen davetin inisiyatifine mi bırakılacak bir durumdur, ama buna ilişkin bir durum ortada tespit var mı? Şöyle açıkçası genelgede düğün mekanı sahiplerinin ve yetkililerin alması gereken önlemler olarak bir sorumluluk silsilesi var. Bu da işte mekana girişte bildirimlerin yapılması, herkesin ateşinin ölçülüp içeri alınması, mekanda çalışan ve servis yapacak kişilerin aslında hangi koşullar altında, hangi hijyen kurallarına tabi tutularak ve hangi kontrollerle servis elemanı olarak çalışabileceğine kadar yetkililere tanımlanan bir sorumluluk silsilesi var. Ancak tabii ki de bunu şey gibi düşünmemek lazım. Mekan sahibinin sorumluluğudur. Bu bir pandemi süreci ve herkes aslında virüsü yayan veya da virüsün kendine geçebileceği kişi olabilir. Şu an alınan önlemler de aslında düğünlerin engellenmesi veya düğünlerin yapılmaması için önlemler değil. Aksine çiftlerin mutlu bir şekilde dünya evine girebilmesi için ama sağlıktan da taviz vermeden bunu yapabilmek için sunulmuş bir öneri silsilesi. Kimlerin kontrol edeceği, nasıl kontrol edileceği vesaireyle alakalı şu an yapılmış detaylı bir açıklama yok. Ancak sonuçta maske takmadan açık alanlara çıkmanın cezasının olduğu söyleniyor. Ama şu an İstanbul'da da herkese ceza kesildiğini ben düşünmüyorum. Bazı belediyeler belli noktalarda ceza kestiler. Bunları haberlerde de gördük. Ama her çıkan ceza yedi mi veya işte bütün belediyeler veya bütün kaymakamlar aynı özende çalışıyor mu diye sorarsınız. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama bunlar da biraz da düğünler yapıldıktan sonra aslında bizim Göreceğiz de yani, görebiliriz. uygulamada göreceğimiz şeyler. Şunu da merak ediyoruz açıkçası Kaan Bey. Şimdi halaydır danstır dedik, ama uyup uymama noktasında bu çalınacak, o zaman tercih edilecek müziklere de herhalde yansır, değil mi? Tabii aslında biz de çiftlerimizle yaptığımız iletişimde daha çok önden aslında kendilerinin çok sosyal mesafeyi bozacak tarzda dans etmeyi gerektirecek müzikleri tercih etmemeleri yönündeydi. Biz hatta ilk başlardan beri söylerken illa halay çekmemize gerek yok. Biz halay çekmeden de eğlenebilen bir kültürüz. İşte Ege bölgesinde Efeler var. Farklı farklı bir ton dans edebileceğimiz müzik seçebiliriz ve bunlar aslında sosyal mesafeyi de bozmayacak şekilde olabilir dedik. Bunlar için çiftlerin önden bir çalışma yapması lazım. Ama arka tarafında bakarsanız bir düğün süreci aslında sadece insanların gidip orada halay çekmesi veya dans etmesi değil. Fotoğraf çekimlerinde de belli kuralların içine giriyoruz. İşte maske takma da aslında belli kural silsilesini getiriyor. Takı törenlerinden bahsettiniz konuşmanızın başında. Takı töreni için de artık herkesin gidip elini öpüp yanağını öpüp takıları alabileceğimiz bir durum olması gerekiyor. Bunu da herkesin çok net anlayışla karşılaması gerekiyor. Bu temastan bulaşan bir virüs. Tabii Bizim bu toplama virüs kutuları şimdi minimum... yeni genelgeyle birlikte olacak, ama orada da Aynen. Sayın Saraç, insanın aklına şu geliyor. Yani toplama kutusu dediğimiz şey, altınların toplandığı, paraların toplandığı yer, onların güvenliği o noktada ne olacak? Normalde bu süreçten öncekinde de tabii ki de o kesenin bir sorumlusu olurdu. Büyük ihtimal o kutunun da bir sorumlusu olacak. Düğün boyunca O ulvi bekleyecek görevin başında. maalesef o ulvi görevi birinin üstlenmesi gerekiyor. Normalde de bu görev zaten o torbayla dolaşan genelde gelenin yakın bir arkadaşı olarak atanan birisi olurdu. Şu anda o şekilde bir önlemle bunların güvenle toplanabileceğini düşünüyoruz. Ancak hani olaya şey diye bakmak lazım. Biz ciddi bir dünya olarak iyi yönettiğimiz bir virüs riskiyle çok iyi baş ettiğimiz ve düğünleri yapabildiğimiz süreçle karşı karşıyayız. Yani arka tarafında nelerin yapılamayacağı değil, biz bu düğünleri artık güvenli olarak nasıl yapıp nasıl mutlu olabileceğimize odaklanmamız lazım. Ki bazı Avrupa ülkelerinde düğünlerin yapılmasıyla ilgili engeller var. Bazı Avrupa ülkeleri düğünlerin yapılmasıyla ilgili 50 kişi, 100 kişi, 100 kişi gibi sınırlamalarla bu süreci ilerletmeye çalışıyor. Ülke olarak genel korona sürecini iyi yönettiğimizi düşünüyorum ben kişisel olarak. Ve düğünlerde de bize sunulan kurallar mutlu mesut dünya evine girip bu sürece güzel başlamak için aslında gayet yeterli gibi. Sadece yasaklara mümkün olunca uyarak geri kalanında da eğlenme odaklı
Bu düğünleri planlamaya odaklanarak aslında bu süreç atlatılabilir. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum Kaan Bey. Şimdi tüm bu şartlar nasıl etkiledi? Heyecanla bir an önce bu dönemin başlamasını bekleyen arkadaşlarımız vardı. Biliyorduk çünkü bizlere de mesajlar geliyordu. Çok soran oluyordu. Ne zaman başlayacak düğünler diye. Aynen. Şimdi bu genelge kapsamında başlayacak. Belirli kurallar var. Bu kuralları göz önüne alan kişiler düğünlerini biraz daha ötelediler mi? Yoksa şu an bir yoğunluk söz konusu mu? Nedir tablo? Şöyle söyleyeyim Elin Hanım, Mart ayında ilk başta düğünlerle ilgili yasak geldiği zaman ortada çok büyük bir belirsizlik bulutu vardı. Biz biraz ortamı gözlemleyip sonrasında 2000'den fazla çiftimizle bir anket gerçekleştirdik. Oradaki rakamlar şunu söylüyordu, çiftlerin sadece %2'si düğün yapmaktan vazgeçti. Yani ben bu yıl evlenmeyeceğim, evlilikle alakalı da bir düğün yapmak istemiyorum artık diyen %2'ydi. %5'i aslında düğününü nikaha çevirip düğün seremonisi yapmadan bu işi nikahla halletmeyi Evet. uygun gördü. Geri kalan %96, %93, %94'lük kesim ise düğünlerini erteledi. Bu da demek oluyor ki 600 bin evlenen çiftten zaten herhangi bir kayıp olmadan düğün sektörü yaz ayları ve yazın sonundaki Kasım Aralık gibi aylarda devam edecek bir yoğunlukla Peki. çiftlerin evlenmesini sağlayacak ortamı sağladı. Şu an düğün sektöründeki dertler, evet şu an konuşuyoruz işte o yasak olacak, bu yasak olacak ama genel olarak çiftlerimiz mekanlarıyla konuştu. Mekanlardan çok büyük oranda çiftlerin arkasında duracak şekilde destek paketleri açıklandı. Hiçbir ek ücret almadan boş tarihlere tekrar Peki. çiftleri transfer ederek çiftler destek tarafını da görmüş oldu işletmelerden. Şu an sadece 1 Temmuz'la birlikte düğünlerin başlaması ve umarız ki güvenli sağlık koşullarına uyarak Umuyoruz. ve herhangi bir şekilde virüsün yayılmasına ön ayak olacak şekilde bir ortam yaratmadan düğünlerin yapılması. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Ben Saraç. teşekkür ederim. Düğün.com'un pazarlama direktörü Kaan Saraç bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür edelim. Uğurlayalım, ikinci saati de noktalayalım. Saat başında buradayız, bekliyoruz.